Merhaba çocuklar. Bugün kitabımızın son ünitesi olan Festivals, Bayram, Şenlik ünitesini göreceğiz. Sizler için bu ünitenin kelimelerini derledim. Öncelikle bu kelimeleri öğrenelim. All together, hep birlikte. Acrobatics, akrobasi. Clean home, evi temizlemek. Children, çocuklar. Country, ülke. Celebrate, kutlamak. Come together, bir araya gelmek. Celebration, kutlama. Do, yapmak. Decoration, süsleme. Dragon, ejderha. Donate, para bağışlamak. Different, farklı. Festival, bayram, şenlik. Firework, havai fişek. Flag, bayrak. Give, vermek. Kostüm, kostüm. How long, ne kadar süre. How many, kaç tane. Pocket money, cep harçlığı. Prepare, hazırlamak. Perform, performans yapmak. Parade, geçit töreni. Religious, dini. Read, okumak. Share, paylaşmak. Sing songs, şarkılar söylemek. Candy, şeker. Serve, sunmak. Servis etmek. Traditional desserts, geleneksel tatlılar. Foreign children, yabancı çocuklar. Go to the mosque, camiye gitmek. Visitor, ziyaretçi. Visit, ziyaret etmek. Relatives, akrabalar. Watch, izlemek. Welcome, ağırlamak. Know, bilmek. Lots of, birçok. Make, yapmak. Dessert, tatlı. National, ulusal. Poem, şiir. National festivals, ulusal bayramlar. Republic Day, Cumhuriyet Bayramı. It's on the 29th of October. Children's Day, Çocuk Bayramı. It's on the 23rd of April. Youth and Sports Day, Gençlik ve Spor Bayramı. It's on the 19th of May. Victory Day, Zafer Bayramı. It's on the 30th of August. Religious festivals, dini bayramlar. Eid, candy feast, Ramadan feast. Ramazan bayramı. The feast of sacrifice, kurban bayramı. International festivals, uluslararası bayramlar. Chinese New Year or Spring Festival, Çin Yeni Yılı. Independence Day, bağımsızlık günü. Evet çocuklar, sizlerle daha önce 0'dan 100'e kadar saymayı öğrendik. Bugün ise 100'den 1000'e kadar saymayı öğreneceğiz. Önce 100'er 100'er sayalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Yüzlü sayılarda 100 dedikten sonra onluk sayımızı söyleriz. 110, 110. Diğer örneklerimize bakalım. 128, 128. 242, 242. 350, 350. 435, 435. 571, 571. 663, 663. 735, 735. 858, 858. Şimdi de okunuşları verilmiş olan sayıların rakamlı hallerine bakalım. 845, 845, 392, 392, 570, 570, 916, 916, 236, 236,
408. 408. 723. 723. 188. 188. 615. 615. 562. Tarihlerin yazılışını ve okunuşunu hatırlayalım. Yazarken ay, gün, yıl şeklinde ya da gün, ay, yıl şeklinde yazılırdı. Yıldan önce araya virgül konulabilir. Ve ayların günlerini söylerken ordinal numbers'lardan yani sıra sayılarından faydalanıyorduk. Ve rakamların yanına sıra sayılarının son harflerini getirerek birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarını yapıyorduk. Okunuşlarında ise örneğimizi inceleyelim. Evet, Mart'ın 22'si 1980 nasıl okunuyormuş? Bir bakalım. March the 22nd 1980 veya the 22nd of March 1980. Tarihlerle birlikte kullanılan edatlara dikkat etmeliyiz. In March, aylardan önce in kullanıyorduk. Fakat bir sonraki örnekte dikkat ederseniz on March görüyoruz. Bunun sebebi çocuklar Mart'tan sonra günün verilmiş olması. Yani burada biz aydan değil Mart ayının 22. gününden bahsediyoruz. Yani it's on the 22nd of March. What are the children doing? They are celebrating Children's Day. Çocuklar ne yapıyorlar? Çocuklar 23 Nisan'ı kutluyorlar. Do you know this festival? Bu bayramı biliyor musunuz? Yes, I do. Evet, biliyorum. Match the children with their favorite festivals. Bizden burada çocuklarla onların en sevdikleri bayramları, şenlikleri eşleştirmemizi istemiş. Birincisine bakıyoruz. Zeng. Zeng is from China. Her favorite festival is Chinese New Year. Harry is from the USA. His favorite festival is Independence Day. Almina is from Turkey. Her favorite festival is Children's Day. Match the Turkish national festivals with the days. Ulusal Türk bayramlarını tarihlerle eşleştirmemizi istemiş. Victory Day is on the 29th of October. Children's Day is on the 23rd of April. Youth and Sports Day is on the 19th of May. Republic Day is the 30th of August. Which festival is it? Evet, çocuklar resimleri bir inceleyelim ve tahminde bulunmaya çalışalım. Sizce bu hangi bayram? Bakıyoruz, tatlılar yapılmış, büyükler ziyaret ediliyor, ev temizliği yapılıyor, değil mi? It is Eid or Ramadan feast. Or candy feast. Bu Ramazan bayramı ya da şeker bayramı diyebiliriz. Do you celebrate this festival? Bu bayramı kutluyor musunuz? Yes, I do. Ya da yes, we do. Read the text and read the text below and write the numbers of pictures in front of the correct sentence. Şimdi bizden metin okumamızı ve resimleri numaralarını doğru cümlenin üstüne yazmamızı istemiş. Bir bakalım. Hello, I'm Serkan from Turkey. Ben Türkiye'den Serkan. My favorite festival is Eid. Benim en sevdiğim bayram Ramazan bayramı. Many people also call it candy feast or Ramadan feast. Birçok insan onu şeker bayramı veya Ramazan bayramı olarak isimlendiriyor. It is a religious festival. Bu bir dini bayram. We clean our homes and make lots of
deserves for this 3-day festival. Bu 3 günlük bayram için evlerimizi temizliyor ve birçok tatlı yaparız. Evet, evleri temizlediğimiz resmimiz 4. resmimiz ve tatlı yaptığımız resim de 2. resmimiz. On the first day, ilk gün, men go to the mosque early in the morning. İlk gün erkekler sabah erkenden camiye giderler. Yani 1. resmimiz. Then, daha sonra we visit our relatives. Daha sonra akrabalarımızı ziyaret ederiz. Yani 6. resim. They serve candies, chocolate and traditional desserts. Onlar şeker, çikolata ve geleneksel tatlılar ikram ederler, servis ederler. 3. resmimiz. Baklava is my favorite dessert. Baklava benim en sevdiğim tatlı. Our relatives also give us pocket money. Ve akrabalarımız bize cep harçlığı verirler. Yani 5. resmimiz. Burada aşağıdaki teksti yeniden okuyup cevaplandırmamızı istiyor soruları çocuklar. Evet, bir bakalım. Is it a national or a religious festival? Ramazan bayramı ulusal bir bayram mı yoksa dini bir bayram mı? It's a religious festival. O bir dini bayram. How long is it? Kaç gün sürüyor peki? Ne kadar uzunlukta? 3 days değil mi? 3 gün. What do people do during this festival? İnsanlar bu bayram boyunca ne yapıyorlar? They go to the mosque, visit their relatives, eat lots of desserts and give children pocket money. Camiye gidiyorlar, akrabalarını ziyaret ediyorlar, birçok tatlı yiyorlar ve çocuklara cep harçlığı veriyorlar. What is Serkan's favorite dessert? Peki Serkan'ın en sevdiği tatlı ne? It's baklava. En sevdiği tatlı baklava. Read the text above again and answer the questions. Yukarıdaki teksti okuyup soruları cevaplamamızı istiyor. People in China celebrate the Chinese New Year for 15 days. We are at a big celebration in Beijing. There are a lot of people in the street. There are watching the parade. A group of 40 singers are singing Chinese folk songs. 125 dancers are performing traditional Chinese dances. 320 people are wearing dragon costumes. 125 people are wearing lion costumes. They are performing dragon and lion dances. Evet, metnimizde bizden neden bahsediyorlar çocuklar? İnsanlar Çin'de 15 gün boyunca Çin Yeni Yılını kutluyorlarmış ve büyük bir kutlama yapılıyormuş. Caddelerde birçok insan oluyormuş. İnsanlar caddedeki geçit törenini izliyorlarmış. 40 kişilik bir grup şarkıcı Çin halk müziklerini söylüyormuş. 125 tane dansçı geleneksel Çin halk danslarını sergiliyormuş ve 320 tane insan ejderha kostümü giyiyor, 625 kişi ise aslan kostümleri giyiyorlar ve bunlar da ejderha dansı ve aslan danslarını sergiliyorlarmış. Read the text above again and answer the questions. Evet, tekstimizi okuduk ve sorularımızı cevaplayalım. How long is the Chinese New Year celebrations? Çin Yeni Yıl kutlamaları ne kadar sürüyor? 15 days. How many singers are there? Peki kaç sanatçı var orada? 40 singers. 40 sanatçı. How many people are performing traditional Chinese dances? Kaç insan geleneksel Çin danslarını sergiliyor? 125 people. How many people are wearing dragon costumes? Kaç insan dragon kostümü giyiyor? Yani ejderha kostümü giyiyor. 320 people. 320 insan. How many people are wearing lion costumes?
Peki kaç insan aslan kostümü giyiyor? 625 people. 625 insan. Read the speech bubbles and write the names of the festivals. Konuşma balonlarını okuyup festivallerin isimlerini yazmamızı, yani bayramların, şenliklerin isimlerini yazmamızı istemişler bizden. Bir bakalım. We celebrate this festival on the 4th of July. Lots of American people come together in the street and watch the fireworks. Biz diyor bu festivali, bayramı 4 Temmuz'da kutlarız. Ve birçok Amerikalı caddelerde bir araya gelir ve havai fişek gösterilerini seyreder. Hangi bayram bu? Amerikalıların bayramı çocuklar. Independence Day, bağımsızlık günü değil mi? Bağımsızlık bayramı. We celebrate this festival at the end of Ramadan month for 3 days. Biz bu bayramı Ramazan ayının sonunda 3 gün kutlarız. We visit our relatives and eat lots of desserts. Akrabalarımızı ziyaret eder ve birçok tatlı yeriz. My favorite dessert is kadayıf. Benim favori tatlım kadayıf. Hangi bayramdan bahsediyor çocuklar? Eid ya da candy feast or Ramadan feast. We celebrate it on the 19th of May. Biz onu 19 Mayıs'ta kutlarız. We decorate our school, okulumuzu süsleriz. We read poems, şiirler okuruz. Sing songs, şarkılar söyleriz. Perform dances, dans gösterileri yaparız. And, ve akrobatik gösteriler yaparız diyor bugün de. Hangi bayramdan bahsediyor? We often sports day, yani gençlik ve spor bayramı. We celebrate this festival for 15 days. Biz bu bayramı ya da festivali 15 gün boyunca kutlarız. It is also called the Spring Festival. Bu bayram ayrıca Spring Festival olarak da adlandırılır. We clean and decorate our homes with red paper cards. Evlerimizi temizler ve kırmızı kağıt parçalarıyla süsleriz. I love the lion and dragon dancers. Aslan ve ejderha danslarını severim. Hangi bayramdan bahsediyor? Chinese New Year. Complete the interview with information about your festival, favorite festival. Burada bir röportaj var ve bu röportajı bizim en sevdiğimiz bayramla ilgili doldurmamızı istemişler. Bakalım. Hello, I'm Mary. I'm preparing a project about festivals around the world. Merhaba, ben Mary. Dünyadaki bayramlar, festivaller, şenlikler hakkında bir proje hazırlıyorum. Can I ask you some questions? Size bazı sorular sorabilir miyim? Sure, elbette. First of all, öncelikle, what's your name and where are you from? Öncelikle adınız nedir ve nerelisiniz? My name is Ayşegül. I am from Turkey. Ya da I am from Türkiye. What's your favorite festival? En sevdiğiniz bayram nedir? Children's Day. And when do you celebrate it? Onu ne zaman kutlarsınız? We celebrate it on the 23rd of April. How long is this festival? One day. Kaç gün sürer bu bayram? Bir gün. How do you celebrate this festival? Peki bu bayramı nasıl kutlarsınız? We read poems, perform dances, sing songs and welcome the children from different countries. Şiirler okuruz, dans gösterileri yaparız, şarkılar söyleriz ve farklı ülkelerden çocukları ağırlarız. Well, it sounds really fun. Gerçekten kulağa eğlenceli geliyor. Thank you very much for the interview. Röportaj için teşekkür ederim. You are welcome. Rica ederim. Goodbye. Bye. Complete the columns with the correct numbers. Şimdi sütunları doğru numaralarla, sayılarla doldurmamızı istiyor çocuklar. Ve burada biraz matematik dersine giriş yapacağız. Hepimiz örüntü konusunu hatırlıyoruz herhalde. Burada bir örüntü konusu var. Bu örüntüleri çözerek bizden istenen eksik sayıları bulacağız. Evet, bir bakalım.
222, 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 222
444, 444. 222'den başlayarak yüzer yüzer saymış çocuklar. Ve son sayımızda ne oluyor? 555, yani 555. Hemen alttaki sayılara bakalım ikinci sütunumuzda. 725, 725. 750, 750. 775, 775. Bir sayıdan başlayıp 25, 25 artırarak gitmiş. Ve bize verilen ilk sayı 725, 725 olduğuna göre ondan önce gelen sayımız ne olmalı 25 eksiği olarak? 700, yani 700. Bakıyoruz, 1,900, 800, 1,900, 800. Yani buradaki örüntümüz ne çocuklar? 1,000'den geriye doğru yüzer yüzer saymış ve 800'den sonraki gelmesi gereken sayımız ne? 700, yani 700. 990, 970, 930, 930. Örüntüye baktığımız zaman 990'dan başlayarak 20'şer 20'şer azaltarak gitmiş. Dolayısıyla 970'den sonra gelmesi gereken sayımız ne? 950. 950. Evet çocuklar, bugün sizlerle kitabımızdaki son ünitemizi de işledik. Görüşmek üzere. Take care. Bye.